İyi akşamlar sevgili seyirciler. Bu akşam Profesör Doktor Yavuz Tekelioğlu ile birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Yavuz Tekelioğlu hocam tutkulu bir yöresel ürünler ve coğrafi işaretler uzmanı diyeyim. 20 yıldır bu konu üzerinde çalışıyor. Çalışma alanı tarım ekonomisi ve politikaları. Sadece yöresel ürünler değil, tarım politikalarına da, ekonomisine ve politikalarına da gireriz umarım. Ve 20 yıldır dediğim gibi coğrafi işaretler konusunda tutkuyla çalışıyor. Benim her zaman söylediğim bir şey vardır. Bir memleket, sadece Türkiye için de geçerli değil bu. Bir memleket böyle hocam gibi tutkulu insanların omuzları üzerinde yükselebilir diye düşünüyorum. Nasılsınız, iyisiniz hocam? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hocam bir sürü bilim ödülünün sahibi, zamanı çok iyi değerlendirmek için bunları ben şimdi sırayla saymıyorum hocam. Ve doğrudan konuya girmek istiyorum izin verirseniz. Şimdi konu başlığımızı coğrafi işaretler, daha doğrusu yöresel ürünler ve coğrafi işaretler olarak belirledik. Yöresel ürünler terkibinden ne demek istediğimiz anlaşılıyor aslında ama coğrafi işaretler çok bilinmiyor kamuoyunda. İsterseniz önce bu konudan başlayalım. Sonra ilerleteceğiz sohbeti. Ben öncelikle Ekotürk'e çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Ne demek? Çok teşekkür ediyorum. Coğrafi işaretler konusuna böyle duyarlı olduğu için ve Yücüte'ye konuşma hakkı verdiği için. Aslında konu hocam. Türkiye için son derece önemli. Yani Türkiye gerçekten petrol kadar kıymetli coğrafi işaretler. Ve bizim ülkemiz coğrafi işaret potansiyeli bakımından dünyada eşsiz bir ikincisinin olduğunu düşünmüyorum. Son derece yüksek bir potansiyeli var. Soyut şeyler ekonomisi için de önemli temalardan biri. Siz şeref verdiniz. Hoş çok geldiniz. Teşekkür ederim. Davetinizi sağ kabul ettiniz. Şimdi ben böyle çok bilimsel tanımlar falan yapmayacağım. Tabii ki. İzleyenlerimizin çok daha kolay anlayabilmeleri için. Anlaşılabilir. Ne diye bir coğrafi? Aslında coğrafi işaret, bütün yöresel ürünler birer coğrafi işarettir. Halkımız, tüketicilerimiz coğrafi işaretleri tanıyorlar ama onlara coğrafi işaret adı verildiğini bilmiyorlar. Öyle isimlendirildiğini bilmiyorlar. Şimdi coğrafi işaret kısa tanımıyla bir ürünü gösteren yer adıdır. Bir ürünü gösteren yer adı. Evet. Şimdi bu ürün bu yer adıyla tanınmıştır, ünlenmiştir. Onunla özdeşleşmiştir, onunla çağrılır. Örnek Antep verelim. Baklavası, Afyon kaymağı gibi. Tabii, Malatya. Evet. Yani bir coğrafi işareti olabilmesi için mutlaka önünde bir yer adı olacak. Coğrafi bir yer adı olacak, bir de ürün olacak. Evet. Bunların hepsi coğrafi işaret. Anlatabiliyor muyum? Bunlara yasak yok. Milli değerler olduğu için söyleyebiliyoruz. Bizim, marka adı gibi değil. Bizim öz varlıklarımız, evet. Çok değerli öz varlıklar. Bunların korunması gerekiyor, kayıt altına alınması gerekiyor ve geliştirilerek gelecek nesillere bırakılması gerekiyor. Şimdi coğrafi işaret temelinde yöresel ürünlerimiz var. Bunlar genellikle bir yöreden kaynaklanan ürünler. Yani yöre dediğimiz zaman bir de onu açalım. Yöre nedir? Fransızların meşhur inat diye adlandırılan Institut National d'Appellation d'Origine de Qualité diye Fransız köken ve kalite ulusal enstitüsü, Fransız mucizesinin yaratıcısıdır. Onlar şöyle tanımlıyorlar. Yani yöre içinde bir tarımsal üretim ve bir insan faktörünün bulunduğu ve bu şeyler arasında karmaşık ilişkilerin olduğu bir sistemdir diyorlar. Yani yöreyi kısaca tanımlarsak bir fiziki mekan var, coğrafi alan var. Bunun içerisinde iki tane önemli şey var. Bunlardan bir tanesi bir ekosistem var ki özgün bir ürünün üretilmesine el verir. Bir de beşeri faktör var ki orada da ustalık da söz konusu. Evet. Yeri geldi söyleyeyim mi hocam? Evet. Hocamın Fransız hükümetinin şövalye nişanıyla ödüllendirildiğini de söylemiş olalım. Ha, teşekkür ederim. Çok zayıfsınız. Önemli. Şimdi dolayısıyla bu iletişimlerden, şeylerden, etkileşimlerden daha doğrusu yöresel ürünler denilen ürünler ortaya çıkıyor. Bu ürünler tipik ürünler, kaliteli ürünler, otantik ürünler ve bunların ne yapması gerekiyor? Korunması gerekiyor. Korunma aracı coğrafi işaretler. Yani ürünler tescil edilirse korunuyorlar. Biz de bu tescili yapan kurum Türk Patent ve Marka Kurumu. Evet.
Yani kısaca yöresel ürünler budur. Şu anda yörenin olabilmesi, bir ürüne yöresel ürün adının verilebilmesi için sınırları belirli. Bu sınırlar çok önemlidir. Bakın Roquefort'un, Fransızların ünlü peyniri, evet, 1925 tarihinde çıkartılmış bir yasası var. Yani bir peynirin yasası. O 1925 tarihinde çıkartılmış. 2007'de onun birinci maddesinde küçük bir değişiklik yaptılar. Çünkü zaman içerisinde sınırlarda oynamalar olabiliyor. Onunla ilgili küçük bir değişiklik yaptı. Yani coğrafi şartlarda sınırlar çok önemlidir. Bizim kapıda Morsoğan'ı, tamam, Balıköy var, tepe. Tepenin bu tarafında çok güzel ürün alıyorsunuz ama öbür tarafında almıyorsunuz. Aynı ekosistem ama farklı olabiliyor. Dolayısıyla sınırlar çok önemli. Bu coğrafi sınırlar içerisinde ekosistem var. Finike portakalı üretiyoruz. Antep fıstığı üretiyoruz. Bir şey var, maharet, ustalık var. İşte Çorum leblebisi üretiyoruz. Ondan sonra Mersin cezerisi üretiyoruz. Bunlar aynı zamanda yöresel taşlar falan bu gibi. Tabii. Şimdi bizim yasamız bu son yasa 6769 sayılı sınai mülkiyet yasası. Onun içerisinde coğrafi şartlarla ilgili bir kitapçık var. Orada bütün ürünlere tescil alma hakkı tanıyor. Bunun içerisinde canlı hayvanlar var, doğal taşlar var, el sanatları var, ondan sonra halı, kilim, battaniyeler var, tarımsal ürünler var. AB mevzuatıyla uyul mu o bizim? Tamamen. Tamamen. Yani bizim 1995 tarihli ilk kanun hükmünde kararname, AFO Birliği 2081-1992 sayılı tüzükten son yasada AFO Birliği 1151-2012 sayılı tüzükten uyarlanmadır. Evet hocam. Hocam pazartesiden bu yana İstanbul'da, aslında kendileri İstanbul'da yaşamıyor. Kızım var burada. Kızı burada. Hafta başından bu yana İstanbul'da olmasının sebebi bir protokol. Milli Eğitim, evet, Bakanlığı'yla uluslararası bir gross market arasında yapılan bir protokolde bulundu kendileri de. Aslında yılların uğraşının bir meyvesi diyebilir miyiz buna? Coğrafi işaretler konusu teknik liselerde müfredata girdi. Meslek teknik okullarında, evet, müfredata girdi. Bu çok önemli bir adım. Evet. Yani 4 Mart Yücita için tarihi bir şeydir. Yani bir tarih. Öyle mi? O kadar tabii önemli. Çok önemli. Çok, evet, önemli. Yani o markete çok teşekkür etmek lazım. Protokol şey yapıldı, imzalandı. Evet. Ben de orada bulundum. Onun için gelmiş zaten. Çok çok, evet, mutlandım yani. Bütün Yücüt evleri bundan büyük mutluluk duydu. Yani bu, evet, Türkiye için çok önemli bir adım. Bütün arzumuz Yücüt evleri olarak bunun üniversitelere de sıçraması. Fransa'da coğrafi şartlarla ilgili yüksek lisans programları var. Evet. Yani bizim Yücüt üyelerimizin olduğu bazı üniversitelerde, akademisyenlerimizin bulunduğu bazı üniversitelerde seçimlik coğrafi şartlar dersi var. Ama bu genel değil. İşte buradan herhalde gerekenler UYÖK, evet, tarafından yapılacaktır. Hocam, yöresel ürünler ve coğrafi işaretler Türkiye Araştırma Ağı Başkanı Yücita, onun, evet, kısaltması aslında. Yücita, evet. Tam olarak. Ne yapıyorsunuz hocam burada? Bir de aynı adla derneğiniz var. Tamam. Yine hocam, o derneğin, tamam, de başkanı. Şimdi ben dilerseniz Yücita'ya geçmeden önce başladık. Coğrafi şartları söyledim. Kısaca bu koruma çeşitlerini söyleyeyim. Yani bu, tamam, koruma çeşitleri biraz evvel söyledim. Üçlü bir koruma yöntemi var. Bir tanesi, ondan sonra köken adı koruması diyoruz. Türkiye'de menşe adı. Bunun işareti, logosu menşe adıdır. Bu tamamen tarımsal ürünlerle şey yapıyor, ilgilidir. Bunlar bulundukları yerin dışında üretilemezler. Bizim Finike portakalımız, ben Antalya'da yaşıyorum. Antalya'nın dışında hiçbir yerde. Yani denediler ama aynı aroma, aynı tat yok. Çünkü olmuyor. Orada Beydağları, karlar, alüvyonlu topraklar, güneş, iklim falan müthiş bir ürünü veriyor oraya. Washington'la var. Bizim türümüz değil ama oraya o kadar güzel adapte olmuş ki. Dolayısıyla bunlar eşsiz ürünlerdir. Bulundukları yerin dışında asla üretilemezler. Ve bunlara verilen işaret menşe adı işaretidir. İkinci, ne olur? Üretilse Finike portakalı diyemeyiz ona, öyle mi? Hayır. Fidanını asla aldık, götürdük. Asla. Finike olmaz. Evet. Finike portakalı sadece, tamam, Finike'de üretilir. Evet. Ezine peynir de sadece Ezine'de üretilir. Yani Ezine, Bayramiç, Ayvacık sınırları içerisinde. Kaz Dağları'nda otlayan hayvanların sütlerinden yapılan özgün bir peynirdir. Evet. Yani sınırlar biraz önce söylediğim gibi. İkinci işaret mahreç adı dediğimiz işarettir ondan sonra. O da tamamen bu el maharetinden, ustalıktan kaynaklanan, onların ürünü olan
ürünlere verilen işarettir. Çorum leblebisi gibi, evet. Ondan sonra Antep baklavası gibi, Mersin cezaryesi gibi. Bir üçüncü işaret var. Aslında o coğrafi işaret değil. Bunlar ama dışarıda da yapılabilir. İstanbul'da Antep hayır. baklavası olamaz mı yani? Hayır, 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 hayır. Hmm. Şimdi şöyle, bakın size bir örnek vereyim. İstanbul'da Karaköy'de siz Güllüoğlu var değil mi? Evet, var. Ama ürettiği baklavanın adı Antep baklavası değil. Yapamaz. Antep baklavası sadece Antep'te yapılır. Üretilmek bakın, zorundadır. Yani şeyin, ondan sonra coğrafi şartların bir faydası haksız rekabeti engellemesidir. Hı-hı. Haksız rekabeti. Hem üreticileri korur hem tüketicileri korur. Biz şimdi Antalya'da, Finike'de senede 140-150 bin ton portakal üretiyoruz ama size İstanbul'a ne senede 450-500 bin ton portakal, Finike portakalı adı altında giriyor. Bundan kim zarar görüyor? Siz aldanıyorsunuz, tamam mı? Evet. Kalitesiz bir portakalı, Finike portakalı diye tüketiyorsunuz. Finike'de portakal üreticileri çarpıyor. Dolayısıyla haksız rekabeti koruyor. Sadece orada üretilir. Antep baklavası da mahreç çarptı ama sadece Antep'te üretilir. Şeyin Güllüoğlu'nun Karaköy'de ürettiği baklava, baklavadır. Tamam mı? Firmanın baklava. Daha genel, jenerik şeyler, bölge adları verilebilir. Mesela Karadeniz pidesi. Jenerik ürünler korunmazlar. Yani üçüncü... Karadeniz pidesi dendiğinde bir mahsuru yok ama yok. Bafra pidesi dediğinizde şimdi, yine İstanbul'da şimdi, yapamazsınız eğer coğrafi işareti almışsınız. Aynen yani bizim mahreç ürünler de o zaman haksız rekabeti engellemiyorsunuz ki. Siz burada İstanbul'da Gaziantep baklavası yapar, adına da Antep baklavası derseniz bundan Antep'teki baklava üreticileri zarar görür. Şeyi yok. Olamaz. Mümkün değil. Gaziantep usulü baklava diyelim hocam. Olmaz. Usulü, tarzı bunlar yasaktır. Sakın ha siz şeye çok yatkınsınız Selim Bey. Yok estağfurullah. Çocuklar. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Ben aslında oraya getirmek istiyorum. Çok konuşacağımız konu var farkındayım. Uzatmak da istemiyorum ama. Şimdi Gaziantep baklavasının ya da Karadeniz'de Ünye pidesi meşhur. Bafra pidesi hatta Terme pidesi. Şimdi bunların ekonomide bir tedavüle girmesi bakımından da anlamlı olmaz mı isimlerinin kullanılması hiç olmasa usulü diyerek? Hayır. Yani biz gidip Ünye'de mi yiyeceğiz? Yani burada yapılıyorsa tamam. Yiyeceksiniz ama Ünye pidesi diye yemeyeceksiniz. Siz onu Ünye pidesi diye yiyin ama onun şeyinde menüsünde Ünye pidesi de yazamaz. Tabii. Yazamaz. Tabii. Tamam. Tabii. Üçüncü işarette geleneksel ürün adı koruması işareti. Bu bir coğrafi işaret değil ama o da böyle bir geleneksel üretim metodunu ve ürünün, yemeğin konu genelde yemeklere verilen bir şeydir. Evet. O da bir koruma şeysidir, işaretidir örnek ama coğrafi işareti. Ya örnekiniz bizde verilmedi mesela önümüzdeki şeylerde ezogelin çorba bir geleneksel ürün adı koruma şeyinden işaretinden yararlanacak şeydir. Yani koruma şeyleri bunlar işaretler olarak. Tamam ezogelin çorbayı o zaman yani bu nerenin? Yok. Yok öyle her şey. Yerde. Ezogelin çorba tabii. Bütün, tamam. Her yerde üretilen falan filan. Şimdi faydaları ne çok kısa bir şekilde coğrafi evet, işaretlerinin? Çok önemli katkıları var. Şimdi bakın dünyada şu anda tam 10 bin tane coğrafi işaret var. Dünya Bankası, Uluslararası Ticaret Örgütü Dış Ticaret Merkezi çalışmalarına göre dünyada 10 bin tane coğrafi işaret var. Bunun üçte biri Avrupa Birliği'nde. Gelişmekte olan ülkelerde de 1000 coğrafi işaret var. Ancak bu ülkelerde çok coğrafi işaret bulunmasına rağmen yasal eksiklikler nedeniyle bunlar korunamıyorlar. Bizim ülkemizde de şu an tam tescilli bugün itibariyle 406 tane coğrafi işaretimiz var ama Türkiye'nin olağanüstü bir potansiyeli var. Yani söylemler 2500 falan civarında olduğu söyleniyor, tescil alabilecek. Ben çok daha fazla olduğuna inanıyorum. Çok daha fazla. Bizim ülkemizin potansiyeli hiçbir yerde yok. Antep'e gidiyorsunuz, sizi bir kent değil, bir ülke mutfağı karşılıyor. Böyle bir gastronomi, bu zenginlik dünyanın hiçbir ülkesi yok. Ama bunlara sahip çıkmamız lazım. İşte Yücita bunun için çabalıyor. Bunlara sahip çıkacağız, koruyacağız, kayıt altına alacağız, geliştireceğiz ve gelecek nesillere devredeceğiz. Bu bizim görevimiz. Evet hocam. Hocam hemen yine bir önceki konuya dönmek istiyorum. Orayla ilgiliyim ben çünkü biraz. Roquefort peyniri. Şimdi Fransa'nın başka bir bölgesinde hatta İstanbul'da üretiliyor olsa ve bölgesine ürünlerden bir şekilde bir hisse verilse olmaz mı? Allah Selim Bey siz trikaja çok yatkınsınız. Yatkın. Sakın. Şimdi bakın evet. Roquefort'u açtınız.
Ben Roquefort'da çok araştırma yaptım. Şimdi Roquefort dünyada en çok taklidi yapılan ürün. Evet. Roquefort Konfederasyonu dünyanın 50 ülkesinde avukatları var. Bu şeyi işte Fransa'da ona üzüfasyon, falsifikasyon derler. Yanıltıcı, sahte, Roquefort şeylerine. Evet. Neticede mesela Rancoforti diye Equasa firması İspanya'nın bir şey yaptı. Evet. Küflü peynir, koyun peyniri bunu Rancoforti diye lanse etti ve Roquefort Konfederasyonu mahkemeye gitti. Sonunda mahkemeyi de kazandı. Tamam, olmaz. Roquefort sadece Roquefort dediğiniz 636 kişinin oturduğu bir köy. Ama o köyün bir özelliği var. Orada Combalo mağaraları var. Bu mağaralar zaman içerisinde bütün şeyler oluşmuş, obruklar oluşmuş. Ondan sonra peynirin olgunlaştırması orada yapılıyor. Mağaranın içinde küfleniyor. Evet, işte Penicillium Roqueforti denilen o şey. Orada küf orada gelişiyor falan. Olağanüstü bir peynir. Fransa'nın bakın 1400 yılından beri korunur. 1666 yılında Toulouse Parlamentosu'nun Roquefort'un korunması konusunda şeyi var, kararı var ve kralların peyniri, peynirlerin kralları diye adlandırılıyor. Evet, çok 1400 yılından beri korunuyor. Aynen. Biz daha coğrafi işaretler dersinin bir birinci ünitesinde. Bu çok önemli tabii. Yani. Türkiye'ye de ithal edilmesi yasak. Tarım Bakanlığı izin vermiyor. Çiğ sütten yapıldığı için. Yani evet. Roquefort'u bir başka zaman konuşalım. Ama Roquefort'dan biz ithal edebiliriz yani bunu. Hayır. Yani getirip burada yiyemez miyiz? İthalatı yasak. Yok. Ama Türkiye Cumhuriyeti onu yasaklamış evet, yani sonuç evet. itibariyle. Benim elimde var. Ben getiriyorum. Yani sorun değil. Yani. Yeter ki yerinde üretilsin. Tabii öyle orada üretilsin. Zaten yani Gaziantep'ten Gaziantep baklavası alıp getirebiliyorum. Üretim şartnamesine göre Roquefort o köyde sınırları gayet güzel çizilmiştir. Biraz evvel size söylediğim gibi. Orada 7 tane şey vardır. Tamam, 1280 tane süt üreticisi var, değer zinciri süt üreticileri, 7 tane peynir üreticisi var. Sonra da o mağaralar içerisinde peynir olgunlaştırıcıları var ama olağanüstü bir şey ya. O paralar böyle iç basıncı, dış basıncı sıcaklıkları ayarlamak hocam, falan büyük ustalık gerektiren bir şey. Tabii tamam mı? Orayı anladım. Sadece orada üretilen peynirdir. Hocam, peki. Şeyi tam bitiremedim ama isterseniz faydaları. Çok önemli kırsal kalkınma araçları bu coğrafi şartlar. Evet hocam. Yani Avrupa Birliği'nde şu anda 2014 verilerine göre komisyonun 55 milyar avroluk bir ciroları var. Ondan sonra çok talebi çok hızlı artan bir şey. Şimdi bunların talepleri çok artıyor. Bunu da söylemek lazım. Çünkü küresel ticaret, globalizasyon, küreselleşme bize neyi empoze ediyor? Dayatıyor daha doğrusu. Bu tek yönlü, sağlıksız ve küçük üreticileri yok eden bir agroendüstriyel beslenme kalıbını bize empoze ediyor. Bu kalıp 90'lı yıllarda kırıldı. Neden kırıldı? Çünkü biliyorsunuz çok önemli gıda krizlerini yaşadı dünya. Önce İngiltere'de başlayan bu deli dana krizi, daha sonra Belçika'daki dizoksinli tavuklar, transgenik ürünler falan bunlar insanların tepkilerini çekti. Bu ortamda yöresel ürünler talebi, coğrafi şartlar talebi çok hızlı bir şekilde artıyor. Şu anda en hızlı talebi artan ürünler yöresel ürünler talebi. Daha sonra şeyler geliyor, fonksiyonel gıdalar geliyor. O nedenle bizim geleceğimiz bakımından da Türkiye çok şanslı. Çünkü bu ürünler gerçekten çok özgün ürünler. Türk halkının sağlıklı beslenmesi bakımından, gıda güvenliği açısından çok temel araçlar. Dolayısıyla kırsal kalkınmada önemli rol oynuyorlar. Bir parmesan peyniri diyorsunuz. Parmesan peyniri, yani değer zincirinde tam 50 bin kişi çalışıyor. Biz orada da çalıştık parmesan peyniri. 50 bin kişi çalışıyor. Ondan sonra yıllık cirosu 2,5 milyar. Modena'nın, Reggio Emilia'nın, Parma'nın, Bologna'nın nesi itici gücü orada müthiş bir. Fransız peyniri, Conte. Yani Fransız jüralarına hayat veriyor. Tamam, orada da 10 bin kişi çalışıyor Conte değer zincirinde. Çok önemli kırsal kalkınma araçları. Haksız rekabeti engelliyorlar. Tüketicileri yönlendiriyorlar. Artık tüketiciler çok seçici. Aldıkları ürünlerin nereden geldiğini, kalitesinin ne olduğunu, özelliklerini bilmek istiyorlar. Bu bakımdan coğrafi şartların son derece fazla şeyleri var, avantajları var. Hocam,
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın değerli bürokratlarından İrfan Önal'ın bir makalesinden bir küçük kısa bir paragraf okumak istiyorum ben. Önümüzü aydınlatacak. Yeryüzünde artık kendi özgün üretimlerimiz ve özelliklerinizle fark yaratarak varlığınızı sürdürebilmektesiniz. Aksi takdirde ne bir değer yaratabiliyor ne de yaşam kalitenizi arttırabiliyorsunuz. Bu durumu iyi tahlil etmeliyiz. Bunu gerçekleştirebilmenin en etkili yolu ise toprağınıza, geleneğinize, kültürünüze ve coğrafyanıza sahip çıkmaktan geçmektedir. Çünkü böylece var olabilmekte ve özgün üretiminizi sağlamaktasınız. İşte bu noktada coğrafi işaretler turizmde markalaşma sürecinin önemli bir parçası olarak karşımıza çıkmaktadır. Demir. Çok doğru söylemiş. Buradan kendilerine sevgilerimizi yollayalım. Ondan sonra kendisini çok iyi tanıyorum. Söylemlerinde çok haklı. Burada Turizm Bakanlığı önemli çağrıda bulunmak lazım. Coğrafi işaretleri Bakanlığın çok özel önem vermesi lazım. Artık bugün günümüzde destinasyonların belirlenmesinde coğrafi işaretler, gastronomi bunlar birlikte çok önemli rol oynuyorlar. Yani biraz önce söyledim ya size Antep'e gidiyorsunuz sizi bir kent değil bir ülke mutfağı karşılıyor. Bunlar çok önemli. Turizm Bakanlığı'nın da burada yapacağı çok şeyler, çok ödevleri var. İleride herhalde bütün bunlar yerlerine getirilir. Yani İrfan Bey orada çok önemli katkılarda bulunuyor. Evet sağ olsun. Tabii sadece coğrafi işaretler bunların tescillenmesinden öte bir de tanıtımları elbette tabii, gerekiyor. Tabii. Yani birçok Fransa'dan örnekler verdiniz. Türk vatandaşların, izleyicilerimizin çoğu Roquefort adını duymuştur. Öyle değil mi? Doğru. Yani aynı zamanda bunların çevresinde imajlarının da birlikte yaratılması gerekiyor ki aynen, bir talep oluşturabilelim. Tabii. İşte onlar coğrafi işaret yönetişimine giriyor. Yönetişim konusuna ikinci bölümde girelim. Az kaldı hocam. Diler misiniz Türkiye'deki durumu söyleyelim. Türkiye'de evet. 1995'te kanun hükmünde kararnameyle başladık. 10 Ocak 2017'de yasa çıktı. O yasa çerçevesinde 2 yıldır evet, çok hızlı tescilliler şey. Şu anda tam 406 tane ürün şey yapmış. Hocam hiç vakit kaybetmeden devam edelim. Şimdi bu kayısının başına, Malatya kayısının başına gelen aklıma bir şey getirdi. Şimdi biz fındığı da çok değersiz satıyoruz maalesef. Şöyle bir bilgi var bende. 200 milyon avroluk fındıkla Avrupalı 12 milyar avroluk bir değer üretiyor. Bizim yıllık 3 milyar dolar civarlarında değişiyor şeyimiz. 100 milyar dolarlara falan geliyor fındığın cirosu Türkiye'de. Şimdi Malatya kayısının başına gelen de bu mu? Yani şimdi şu anda değil ama korkarım eğer acil önlemler alınmazsa Malatya kayısı da fındığın şeyini yaşayacak, akıbetini yaşayacak. Çünkü Malatya kayısı gerçekten yani çok çelişkili bir durum var. Bir tarafta orada dış pazara yönelik çok modern tesisler var. Ondan sonra taze kayısı falan satılıyor yurt dışına. Ama öbür tarafta üretimde çok büyük sorunlar var. Üreticiler hiç mutlu değiller. Maliyetler çok yüksek. Elektrik çok pahalı, su çok pahalı ve en önemlisi kuru kayısı biliyorsunuz. Evet. O milyonlarca kuru kayısı bir kadın elinden geçiyor. Pıtlatma tabiri diyorlar. Her kayısının çekirdeği çıkıyor falan. Çok zahmetli bir şey. Bunun karşısında üreticiler ellerine geçen fiyattan hiç mutlu değiller. Çünkü coğrafi işaret yönetimi iyi yapılmıyor. Şimdi ben size coğrafi işaret yönetimini anlatacağım. Neden? Ondan önce bir şey soracağım. Şimdi buyurun. Yine kayısı ve pıtlatma deyince aklıma geldi. Ama çok hoş o. Tamam, çok güzel. Bu elle yapılmak zorunda mı? O makinalaşma? Yok, yok. Sizin bazı videolarınızı izledim ben. Mürdümeri'yi Fransa'da. Evet. Mürdümeri, evet. Hatta arkadaşlar onu verebiliriz Volde. Orada neler yaptınız siz? Şimdi Fransızları denetliyormuşsunuz gibi bir havanız şimdi, var. Yok, yok. Şimdi ben şu ana kadar Fransa'da Roquefort peynirinde çalıştım, Conte peynirinde çalıştım, Rocamadour keçi peyniri orada çalıştım. Bir de Epoisse'da çalıştım.
Dışarıda da şeyde parmesanda çalıştım. Evet. Ondan sonra bu geçen yazda işte şey eriğinde çalıştım. Ondan sonra evet. Fransızların Pruneau d'Ajan derler. Ajan kuru eriği ama çok özel bir erik yani. Allah'ın mürdüm eriği fakat muhteşem bir şey. Yani o kadar güzel işliyorlar ki çok etkili. Kurutma evet. fırınlarda yapılıyor. Bizim çok şanslarımız var. Bizim güneşimiz var yani. Ama biz evet. siz dışarıdan bir mürdüm eriği alın. Ağzınızda bir saat eveler gevelersiniz kurutmak için. Bu nasıl biliyor musunuz? Şeyden çıkış sonucu %23 önemli çıkıyor. Daha sonra dezitrasyona tabi ediliyor. Nem derecesi %35'e çıkartılıyor. Ha. Böyle lokum gibi bir şey. Yani kuru inciri düşünün. Tam kuru incir. Kurumuş hali bir de taze hali. İkisinin arasında bir durum vardır biliyor musunuz? Evet. Çok hoş. Evet. Çok severiz. Evet. Aynı onun gibi. Fırınlarda kurutuluyor falan. Çok güzel bir organizasyon. Her şey kooperatif. Her şey kooperatif. Yani orada size birkaç tane rakam vereyim. Bakın 1140 tane işletme var. Koskoca şeyde. Bunların üretim değerleri yani 120 bin ton üretiyorlar. Bunun 35 bin tonu kuru erik olarak. Ondan sonra 11.500 hektarlık alanda çalışıyorlar. 1140 tarımsal işletme var. 10 hektarlık bir ortalama ölçek var. Ama çok etkin. Bütün sistem kooperatif ve de çok etkileyici. Yani bir de en önemli tarafı bir çağrışım yapalım buradan. Her sene Ağustos ayının son perşembesinde bir şey var, erik şov var. Çok tanınmış şeyler geliyor, ses sanatçıları geliyor, müthiş bir şey. Yani kent erikle yaşıyor. O i̇şte kadar hocam, sahip çıkmışlar evet. ki anlatabiliyor muyum? Yani bu fevkalade bir şey. İşte tek başına bırakmamak gerekiyor. Ama ben bir şey söyleyeceğim. Bakın ben Malatya'da araştırma yaptım. Evet. Bir hafta Vali Bey de buradan izliyorsa selamlarımı yollarım. Evet. Sayın Ali Kaban çok yardımcı oldu. Bir şeyi üzülerek gördüm. Malatya Kayısı'nın her sene yapılan bir festivali var. Daha sonra bu uluslararası'na çevrilmiş evet. ama 3 yıldır yapılamıyor. Düşünebiliyor musunuz? Malatya'nın her yerinde kayısı ile ilgili bir heykel, her şey var. Çok çok güzel. Kentte görüyorsunuz, burası bir kayısı kenti ama maalesef yani uluslararası festivali yapılamıyor, kayısıya sahip çıkılamıyor, Avrupa Birliği tescil alıyor, fiyatı düşüyor, üreticiler çok güç durumlarda falan. Yani çok acil önlemler gerektiriyor. Tamam, yönetişime hemen girebiliriz. Burada. Yani yönetişim, şimdi yönetişime geçmeden evvel bir şey daha söyleyeyim, demin unuttum, buyurun. Kusura bakmayın, konu çok geniş olduğu için. Tabii. Biz Avrupa Birliği'nden tescil talebinde bulunuyoruz ama Avrupa Birliği'nden bazı ülkeler de bizden tescil istiyorlar biliyor musunuz? Hmm. Mesela şimdiye kadar alınmış tesciller var. İskoç viskisi bizden tescil aldı. Şampanya da aldı. Niye tescil alıyorlar bizden? Bunun dışında Parma jambonu aldı, parmesan aldı, grana padano aldı, hellim peyniri aldı. Gorgonzola da bekliyor. Çünkü bu ürünlerin burada sahteleri yapılıyor. Yani beyaz çöpüklü şarap yapıyorlar. Üzerine şampanya yazıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu şeyi engellemek için onlar da bizden tescille korunma talep ediyorlar ki bu söylediğim ürünler hepsi şey almış durumda. Hmm. Şimdi gelelim coğrafi şart yönetimine. Evet. Şimdi coğrafi şartlar bir saç ayağı. Şimdi ilk etabı tescil. Tescil hukuki koruma sağlıyor. Çok önemli ama yeterli değil. Yani sistemin %5'ini oluşturuyor tescil. Ondan sonra yönetişim. Bundan neyi kastediyoruz? Coğrafi şart tescili alan kurumun yasada zaten hakları belirtilmiş ama kurumun sorumlulukları da var. Bu sorumlulukları hakkında yasada bir tane madde yok. İnanın. Ve biz yücit olarak yasa tasarısına bunun konulabilmesi için çok çaba harcadık ama koyamadık. Şimdi bu sorumluluklar neler? Bunlar coğrafi şart yönetiminde yatıyor. Şimdi coğrafi şart tescili alan kurum mesela Fransa'da 453 tane bunlara şey derler. Organizmde defans edici gestiyon, koruma ve yönetişim şeyler. Bu köken adının korunmasından, savunulmasından sorumludur. Tamam mı? Yani nerede sahtesi yapılıyor mu, yapılmıyor mu falan. Bu değer zincirinin rasyonel çalışmasından sorumludur. Bu ürünün araştırmasından sorumludur. Ar-Ge çalışmalarından sorumludur. Üreticilere teknik hizmet götürmekten sorumludur. Ürünün tanıtılmasından sorumludur. Siz Ezine peyniriyle ilgili hiç reklam duydunuz mu?
Malatya kıyısı ile ilgili bir reklam düşünün. İşte bunlar hep coğrafyal tescilli alan kurumu. Ve en önemlisi o ürünün coğrafyal tescil belgesindeki kurallara göre üretilip üretilmediğinin denetlemekten sorumludur. Bu çok önemli coğrafyal yönetişim. Yani yönetişimi yapamıyorsanız geçmiş olsun. İşte Malatya kıyısı. Bir sürü ürünümüz var bizim hiç. Alıyorlar tescilleri çok güzel. Duvarlara asıyorlar. Kim alıyor tescilleri? Bir sorunuz çok güzel. Şimdi bu tescillerin %42'si şu anda Odunay ve Borsalar Birliği'nden alınmıyor. Top bu konuda çok çaba harcıyor. Yani biz onları çok takdir ediyoruz. Evet. Ondan sonra %25'i vilayet, kaymakamlık, özel idare falan işte alıyor. Yani %80'i tescillerin bir de belediyeler var. Ondan sonra bu kurumlar tarafından alınıyor. Şimdi takdir edersiniz ki bu kurumlar üretici değiller. Bakın. Üreticiler sistemin içinde değiller. Bu üretici bizim... de değiller, ticaretin içinde de değiller. Yani bu, aslında yaptıkları iş çok önemli. Yani sahip çıkma açısından, kayıt altına alınması açısından. Ama o kadar. O kadar. Bakın 2017 tescillerinde alınmış olan 111 tescilin içinde direkt üreticileri ilgilendiren sadece Ardahan, ondan sonra orada bal şeysiyle ilgili... Bal üreticileri tarımsal birliği aldı. Evet, bir tek birkaç tane de dolaylı var. Diyelim ki bir yemek, işte Lokantacılar Federasyonu almış, yok bir Lokantacılar bilmem derneği almış falan. Dolayısıyla üreticilerimiz dışlanmış durumda. Bu sisteme mutlaka üreticilerin entegre edilmesi lazım. Mutlaka. O zaman çünkü Avrupa Birliği'nde hep üreticidir. Üretici... O coğrafyari şeyini, üretim şartnamesini şey yapar, hazırlar. En işin başından sonuna kadar üretici içindedir. Bizim bir şekilde üreticileri sisteme entegre etmemiz lazım. Bu çok önemli. İki, çok acil bir şekilde bu söylediğim şeyler, yani coğrafyat yönetişimiyle ilgili bir maddenin yasaya konulması gerek. Evet, siz tescil aldınız ama bakın şu sorumluluklarınız da var. Evet. Öyle aldım tescili, astık duvara, ondan sonra... Ama almazlar o zaman. Almazlarsa alacaklar, bulunurlar yani. Yani bunlara çözümler yani getirmek... Yani çiftçi birlikleri falan... Gayet tabii, üretici birlikleri, kooperatifleri anlatabiliyor muyum? Yani bunu mutlaka şey yapmamız lazım. Coğrafyat yönetişimini mutlaka çözmemiz lazım. Daha sonraki aşamada da denetimler çok önemli. Bakın ben çok banal bir şekilde insanlar anlasın diye böyle şeylerde falan şöyle bir misal veriyorum. Coğrafyat tescilini size sağlanan bir binek arabası olarak düşünün. Başvurdunuz, tescili aldınız, arabanız yollandı. Son model geldi. Geldi. Garaja koydunuz. Evet, garaja koydunuz. Evet. Arabayı kullanamıyorsunuz. Garajda. Garajda neden kullanamıyorsunuz? Çünkü ehliyetiniz yok. Kullanma ehliyetiniz yok. O coğrafi işaret yönetişimi. Şimdi onu öğreneceksiniz ya da bileceksiniz. Ondan sonra arabayı alacaksınız, kullanacaksınız. Bu coğrafi işaret yönetişimi. Ondan sonra trafiğe gireceksiniz değil mi? Orada da kurallara uyacaksınız. Işıkları mı çıkar? O da coğrafi işaret denetimi. Yolları bileceksiniz. Coğrafi işaret denetimi de çok önemli. Bakın, o biraz evvel bahsettiğiniz Roquefort peyniri var ya. Roquefort değer zinciri senede 400 kontrolden geçer. Tam 400 kontrol. Ve siz raftan Roquefort peynirini aldığınız zaman gözünüz kapalı tüketirsiniz. Tamam mı? Denetim çok önemli. Roquefort'un ürettiği toplam ciroyu biliyor musunuz hocam, ne kadar acaba? 360 milyon avro. Ama bakın 636 kişinin oturduğu bir. Evet. Şimdi sadece peynirden değil, Roquefort. Kişi başı milyonu yerine hesaplasak geçmiş, köyün yani çok aynen, büyük. Aynen, orayı ziyaret etmiş arkadaşlar. Bir de kavların yani mağaraların ziyaretinden korkunç para kazanıyorlar. Ayrıca. Yani müthiş bir şey. Turizm o zaman. Evet, yani hep çok boyutlu. Turizm, yöresel ürünler ve gastronomi ilişkisi aslında. Çok önemli, evet. Tabii. Çok bu önemli. Konuyla ilgili bir şey. Denetimde de üçlü bir süreç var coğrafi işaretlerde. Bir tane öz denetim dediğimiz, üreticinin kendi kendini denetlemesi. Bu tamamen etik bir durum. Yani o ürünü üreten üretici, coğrafi işaret tescil belgesindeki üretim şartnamesine uyarak ürünü üretecek. Anlatabiliyor muyum? Bu etik bir konu. Evet. Yani affedersiniz, üç kağıt yapmayacak, elini vicdanına koyacak. Evet. Bu birinci şey. İkinci aşama iç denetim diyoruz. İç denetim, tescili alan, tescil sahibinin yaptığı denetim. Bizim yasalarımızda bu şey açıklanmış. İşte bunu, bu ürünün denetimini kanun koyucu yazmış.
ondan sonra. Evet. Ama bunu yapmak lazım. En önemlisi ve özellikle Avrupa Birliği'nin üzerine çok durdu. Avrupa Birliği'nde dış denetimdir. Dış denetim de tamamen Avrupa Birliği normlarına göre akredite olmuş, bağımsız, tarafsız, donanımlı, özel firmalar tarafından gerçekleştirilir. Yani bizde organik tarımda bu çok iyi çalışıyor. Bu şeyi denetim konusunda da fazla mesafe alınamadı ama denetim konusunda en azından yönetimden daha bir şeyler yapıldı. Yani. Şimdi hocam şu benim canım sıktı. Şimdi diyorsunuz ya belediyeler alıyor. Ben sizin canınızı sıkmak için burada değilim. Evet. Başkalarının da canı sıkılsın. Toparlayalım bu konuyu inşallah. Şimdi evet bir takım kurumlar bu tescilleri alıyorlar ama garaja koyuyorlar. Çünkü o ekonominin içinde değiller. Evet. Doğaldır bu yani. Tabii, sonuç tabii. İtibariyle o tescil orada dursa ne olur, durmasa ne olur. Hani tescil alınması yine de iyidir. Ama demek ki bu yönetişim zincirini sağlamak için doğrudan üreticinin işin içine sokulabilmesi gerekiyor. Bakın bunun kurumları burada sakın doğru. Kurumları ben o kurumları çok takdir ediyorum. Ben de anlıyorum. Bakın tabii şimdi şu anda bir başka şeyi de söyleyeyim. Şu anda coğrafi şartlar Türkiye'de bir rant alanına döndü maalesef. Şimdi o insanlar o kadar iyi niyetler ki şimdi coğrafi şartı başvurusunda bulabilmek için başka kurumlara şey yapıyorlar. Bu kurumlar var. O kurumlar işte şeyleri hazırlıyorlar, başvurular falan. Hakikaten çok. Özellikle Avrupa Birliği şeylerinde para da harcanıyor buna yani. Müthiş, müthiş. Evet. Dolayısıyla burada tekrar bir şey söylemek lazım. Brezilya aynı yıllarda başladı bizimle birlikte. Ama o kadar güzel organize oldular ki Brezilya'da başvuru sahiplerine Tarım Bakanlığı yardımcı oluyor başvuruların hazırlanması bakımından. Orada sadece tarım ve gıda ürünleri, bizde bütün ürünleri ve Avrupa Birliği'nde de sadece tarım ve gıda ürünleridir coğrafi şartlarının konusu. Ve bizde de mutlaka başvuru sahiplerine bu konuda Türk Patent'te son sırada olumlu gelişmeler var. Çok mutluyum. Ondan sonra başvurusu aradan aracıları falan çıkarmak lazım. Çünkü çok zaman alan, para alan şeyler. Anlatabiliyor muyum? Aynı şekilde uluslararası başvurularda da devletin devreye girmesi lazım. Ya devlet başvuru sahiplerine yardım edecek veya da Moldavya'nın, Gürcistan'ın, en son FAS 30 ürünü için Avrupa Birliği ile karşılıklı müzakerelere girdi ve sonuçlandı 30 ürünün karşılıklı tanınması konusunda. Bizim şimdi çok şeylerimiz var, büyük potansiyelimiz var. Yani en azından en çok ihracı yapılan, ayrıca komşularımızın ileride sahip çıkabileceği ürünlerimizi bir an evvel böyle şey yapıp Avrupa Birliği'ne devlet olarak başvurmamız lazım. Ayrıca Türk rakısı gibi. Türk lokumu gibi. Türk lokumu Turkish Delight diye bütün dünyaca tanınır. Evet. Ondan sonra konuşuyor. İşte Yunanistan alacaktı da aldı da falan. Eğer sahip çıkmazsak her şeyimizi alırlar. Tamam mı? Sahip çıkacağız. Evet. Yani Türk lokumu, Türk kahvesi, Türk rakımı gibi, rakısı gibi ürünler için de devletin Avrupa Birliği'nin kapısını, komisyonun kapısını çalmasında yarar var. Hiç vakit geçirmeden. Bunlar bile alınmış değil yani. Değil. Avrupa Birliği. Değil. Maalesef yani. Evet hocam, yani ben şöyle bir çıkarsama da bulunuyorum buradan. Üreticinin işin içinde olması lazım. Teşekkür. Üretici, birlik ve organizasyonları bir şekilde. Hadi şunu anlayabiliyorum, şehir, belediye bu tescili kendi şehrine bir iyilik olsun diye alabilir. Ama sonuçta onun üretiminin ve ticaretinin içinde olamayacağı için sararır gider o belge yani. Şimdi senin üreticiyi nasıl işin içine alalım? Şimdi Selim Bey biliyor musunuz? Bu coğrafi şartı yönetişimindeki en önemli sorun finansman sorunu. Şimdi Ezine peyniri, tamam Ezine peynirinin tescilini, Ezine peyniri üreticilerini ve mandıracılarını koruma, geliştirme ve tanıtma derneği aldı. Hı. Çok güzel. Şimdi dernek nasıl tanıtım yapacak? Bunlar pahalı. Şimdi coğrafi şartı yönetişiminde en önemli sorun finansmandır. Finansmandır. Finansmanın bak size biz bir somut bir örnek vereceğim ben. Şimdi bir ayağı ama Malatya'ya hocam. Gittiğimde ben baktım. Şimdi Malatya'da bir kayısı vakfı kurulmuş zamanında. Çok iyi bir niyetle ve bir zaman yürümüş falan. Şimdi 5 kuruş yok. 5 kuruş yok o şeyde. Şimdi ben konferansımda şu an bir takım şeyleri şey yaptım, inceledikten sonra onlara şunu söyledim. Bakın, 1 kilogram kuru kayısı için verilecek 5 kuruşunuz yoksa bu işi bırakın. 5 kuruş, 1 kilogram kuru kayısı için. 5 kuruş, tamam mı? 5 milyon lira yapıyor.
Yani reklamınızı yapın, araştırmalarınızı yapın, hastalık varsa mücadelenizi yapın. Bir üreticinin mücadelesi yapması, yüzlerce üretici var. Bunları hep tescil sahibi yapacak. Şimdi Roquefort Konfederasyonu. Roquefort Konfederasyonu müthiş bir şey. Roquefort Konfederasyonu'nda tam 80 kişi çalışıyor o peynirin yönetişimi için. 80 kişi çalışıyor. Bir sürü görevleri var şimdi. Lacon ırkı. 600 kişilik köyün. 636, evet. Peynirinin. Evet, evet. Yönetişimi için 80 kişi çalışıyor. Şimdi Lacon ırkı, ondan sonra bir Fransız ırkı, koyun. Onun adaptasyonu iyi gerçekleştirmişler. 20 yılda hem adaptasyonu gerçekleştirmişler hem de süt verimini 2 katına arttırmışlar. Tamam mı Lacon? Orada böyle şeyi var, koç merkezi var. Ondan sonra ıstahanesi var. Olağanüstü bir şey. Finansman nasıl oluyor? Nasıl oluyor? Finansman. Şimdi süt üreticisi var orada. 1200 küsür tane süt üreticisi. Her süt üreticisi konfederasyona süt tanka girdiği an artık üreticinin değil, konfederasyonun. Teslim ettiği her ton süt için 6,8 avro konfederasyona ödüyor. Peynir üreticisi teslim aldığı, satın aldığı veya her ton süt içinde 6,3 avro şey ödüyor. Fon böyle birikiyor. Evet. 4 tamam, milyon bakın 4 milyon 4 milyon avro birikiyor böyle. Evet. Bununla bütün ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Tamam mı? Personel ödüyor, bütün organizasyon. Evet, kamu desteğine de ihtiyaç duymaz herhalde. Yok, yok, yani. Yok. Orada şimdi işte onların da bir takım sorunları var. Ondan sonra yani her yerde olduğu gibi. Tabii vardır. Çok, çok tuzlu bir peynir. Peynirlerde bu normal. Onu azaltmaya çaba harcıyorlar. Ama söylediğim gibi benim şahsen en çok tercih ettiğim peynir. Kralların peyniri, peynirlerin kralı derler. Ne güzel. O zaman son, tansiyon sorunu falan yok sizde maşallah. Yani. Çok teşekkür ederim. Var var. Geçen hafta Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kültür Müsteşarı Dong Fu Cho konuğumdu benim. Bu Kore dalgası var. Kore'nin bir kültürel atağı bu. İşte, sinema, pop şarkılar, TV dizileri falan alt başlıklarını oluşturuyor bu Kore dalgasının. Sayın Müsteşar dedi ki Kore Tarım Bakanlığı da dahil oldu bu hareketin içine. Kore ürünleriyle, tarımsal ürünleriyle. Ne güzel. Yani sonuçta işte turizm, gastronomi ve işte coğrafi işaretler ya da yöresel ürünler. Ve bu arada en önemli şeyi unuttuk. Yujita, yöresel ürünler ve coğrafi işaretler. Sona bırakmıştım hocam. Öyle mi? Ha, pardon. Ama girelim, tamam. Öyle mi? Yani. Türkiye Araştırma Ağı. Evet. Şimdi Yujita, biz Yujita'nın kökenleri Akdeniz Üniversitesi, Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi'dir. 1995 Barcelona Zirvesi'nden sonra 1997 yılında kurulmuştur. Akdeniz, Türkiye'nin Akdeniz, Yujita, evet. Türkiye'nin ve Antalya'nın hatta üniversitenin adı Akdeniz Üniversitesi'dir. Akdeniz kimliğini gözetilerek kurulmuş bir merkezdir. Biz şeylerimiz işte Montpellier, Saragossa, ondan sonra Girit, Bari, diğer enstitüler birlikte çalıştık. 1997'de kurulan bu şey merkez yoğun bir şekilde coğrafi işaretlerle ilgili çalışmaya başladı. Çok Avrupa Birliği projeleri yaptık, işte Lületaş'ında çalıştık, Buldan Bezi'nde çalıştık, Divle Obruk Peynirinde çalıştık, yani, Kuru Üzüm'de çalıştık Akdeniz falan. Akdeniz değil sadece, Akdeniz'de sınırlı değil. Yaptık. Ondan sonra 2012'ye kadar 3 tane uluslararası coğrafi işaretler semineri yaptık. Çok büyük seminerler. Birincisi 2008'dir. Ertuğrul Günay Bey geldi açılışını. Kültür Bakanlığı Tanıtma Fonu bizi destekledi. 2010. Bunların hep kitapları çıktı. 2012 3. Uluslararası Antalya Coğrafi İşaretler kitaplarını hem Fransızca hem Türkçe. Türkçesi 483 sayfadır. Hem de Fransızca bastık. Bunların sentez çalışmasını İngilizce olarak Amerika'da Michigan Üniversitesi'nden Jim Bingen ve Türkiye'den bir profesör arkadaşımız Umman Gökyovalı'nın çalışmalarıyla bastık ve onu bir toptancı market bizim için şey yaptı. Çünkü bizim şeyimiz yok. 2012 son seminerden sonra üniversitede gelişen 2010 tarihten itibaren maalesef
paralel yapılanma nedeniyle biz Yücüt'ayı, Yücüt de aynı zamanda bir başkaldırı hareketidir malum çevreye göre. Nereye başkaldırıyorsunuz hocam? Efendim? Nereye başkaldırıyorsunuz? Yani ona FETÖ'cü dediler, bilmem ne dediler. Çok zarar gördük ondan evet. sonra. Ama Yücüt'ayı kurduk 15 Ekim 2012'de ve o tarihten beri Yücüt'e ayakta. Biz amacımız Türkiye'de ideal bir coğrafi işaretler sisteminin kurulabilmesi için çaba harcamak. Yani böyle yöresel ürünlere değer kazandırılarak, sürdürülebilir kırsal kalkınma. Çabalarınızı görüyorum ben. Falan. Yani yılda iki tane toplantı yapıyoruz. Yani bunu insanlar böylece... Maşallahınız var. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Biz gönüllü bir araştırma ağıyız. Bir kuruşumuz yok kasamızda. Her zaman söylüyorum. Kasamızda Türkiye sevgisi var ve sloganımız her şey Türkiye evet. içindir. İnsanlar baksınlar. Bütün bizi izleyenleri davet ediyorum. Yücüt.org gitsinler bilgisayara. Altında Yücüt'e gönüllüleri vardır. 400'ün üzerinde gönüllümüz var. Biz olağanüstü şeyler yapıyoruz. Yücüt'lerden de söz edin hızlıca. Son birkaç dakika. En sonunda çok teşekkür ediyorum. Evet. Yücüt'leri kurduk. Yöresel ürünler ve coğrafi işaretler araştırma ağı. Şeyde ağı diyorum, derneği. Ağda Türkiye var, Türkiye Araştırma Ağı, evet. dernekte araştırma ağı. Şimdi artık tüzel kişiliğimiz doluyor. Büyük projeleri imza atacağız ve ülkemiz için çok anlamlı ses getiren şeyler yapacağız. Buradan herkese söz veriyorum yani bunu yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Yani ben bu arada bu ağa gönül vermiş, şu anda Türkiye'nin her yerinde olup bizi izleyen arkadaşlarıma da katkıları, destekleri için çok teşekkür ediyorum. Onlar hepsi birer Türkiye sevdalısıdır. Yöresel ürünlerimize ve yörelerimize çok tutkuları vardır. Hepsini selamlıyorum burada. Biz de soyut şeyler ekonomisi olarak kendilerine, başta siz olmak üzere, burada çalışan herkese, her arkadaşımıza gerçekten teşekkür ediyoruz. Küçük de bir çağrı yapabilir miyim gitmeden önce? Böyle hocam, bir şey var mı? Demek, tabii. Şimdi benim çağrım şey, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bu konuya çok önem veriyor. 2015-2016 yılında patent ödülleri törenlerinde konuşmuş evet. olduğu şeyleriyle coğrafi şartlar başvurularında son derece önemli artışlar oldu. Tescillerde artışlar oldu. Şimdi bu artışlar bir taraftan iyi, yani çok iyi ama bu şeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü çok tescil coğrafi işaretleri öldürür, güvenilirliğini kaybeder, saygınlığını yitirir. Burada yapılması gereken, söylediğim gibi, mutlaka bu yönetişimin halledilmesi ve ilgili maddenin konulması ve Türkiye'ye mutlaka bir Türkiye Ulusal Coğrafi İşaretler Enstitüsü'nün kazandırılması. Çünkü patent enstitüsünün görevi değil, patent enstitüsü marka, patent ve tasarımla uğraşır. Avrupa Birliği'nin bütün ülkelerinde bu kurumlar ayrıdır, özerttir ondan sonra. Dolayısıyla bizde de bu gerekli ve bunu da sağlayacak olan, ben çok zannediyorum, Odunlar ve Borsalar Birliği, Sayın Hisarcıklıoğlu bu konuda çok çaba harcıyor. İnşallah bu şeyin, enstitünün kurulması konusunda da katkıları olur. Ben teşekkür ediyorum. Hocam biz çok teşekkür ediyoruz. Şahsım ve Soyut Şeyler Ekonomisi adına minnettarız size. Gerçekten evet, öyle. Bunu samimiyetle, gönülden söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Başta da dediğim gibi bu konu Soyut Şeyler Ekonomisi'nin önemli temalarından biri. Yolunuz açık olsun diyorum. Bundan çok sonra teşekkür da ederim. Biz de elimizden ne geliyorsa her türlü desteği vermeye hazırız. Sağ olun. Ben size teşekkür ederim yayını aldığınız için. Ne demek? İlk kez Türkiye'de bu kadar ayrıntılı bir coğrafi işaretler şeyi yapıldı. Bir daha konuşuruz. İnşallah. Çok bir daha konuşacak çok şey var. Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler ben. Oldu. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar diliyoruz efendim.